Efendim herkese merhabalar. İşte yeni, yepyeni ve de çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün günlerden Arsuz diyoruz ve Hatay'ın gözde turizm merkezlerinden birisi olan Arsuz'a doğru yolculuğumuz başlıyor. Haydi buyurun hep beraber Arsuz turumuz başlasın. Arsuz, Hatay'ın 4. büyük ilçesidir. İskenderun, Belen, Samandağ ve Akdeniz ile sınır oluşturmaktadır. Arsuz, 2020 yılı itibariyle 97.217 kişilik nüfusa sahiptir. İskenderun'dan Arsuz'a doğru doğa ve deniz manzarası eşliğinde 37 kilometrelik yolu rahatlıkla sıkılmadan ulaşabilirsiniz. Yine yol güzergahı üzerinde Madenli'ye ulaşıyorsunuz. Burada Kıbrıs'a ve Lübnan'a gidecek olan feribot iskelesi sizi karşılıyor. Arsuz ilçesine merkezde Ulucunar ve Gökmeydan olmak üzere kırsalda ise 25 köy bağlıdır. Arsuz'a konaklamak için geldiğinizde otel, pansiyon, apart ya da dayalı düşeli evler bulma şansınız vardır. Şehri iki yakaya Arsuz çayı böler. İlçenin ekonomik durumu tarım, hayvancılık, turizm ve balıkçılığa bağlıdır. Etnik köken olarak Alevisi, Sünnisi, Hristiyanı, Ermenisi, Yahudisi her çeşit topluluk bulunmakta. Merkez Antakya gibi medeniyetler beşiğini oluşturmaktalar. Thank you.
özel otellere ait plajlar olduğu gibi bir tane de halk plajı bulunmakta. Hatay eli gibi buranın da yemek kültürü zengindir. Mesela İskender'in döneri, Antakya künefesi, Kahramanmaraş dondurması başlıca yiyecekleridir. Arsuz'da balıkçılık çok yaygındır. Arsuz'a gelmişken deniz balığını yemeden dönmeyin derim. Ha bu ara İskender'in bıcı bıcısı, haytalısı da meşhurdur. Burada onları da rahatlıkla yiyebilirsiniz. Sapsarı kumu, masmavi denizi ve sıpsıcak güneşiyle Arsuz sizi bekliyor. Sahil boyu rahatlıkla yürüyüş yapabileceğiniz yürüyüş alanları da oluşturulmuş.
Arsuz'un içinde bulunan halk plajı herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Yerel işletmeler yavaş yavaş hazırlıklarını yapıp müşterilerini beklemeye başlamışlar bile. Arsuz Belediyesi sahil boyunca yürüyüş yolu güzergahı üzerinde banklar, çöp kutuları, uyarı levhaları koymayı da ihmal etmemiş. Hemen biz de burada bir uyarı yapalım. Lütfen çöplerinizi sağa sola etrafa atmayın, çöp kutularını kullanın diyoruz. Temiz toplum temiz çevreyle oluşur. Arsuz Çayı'nın üzerinde bulunan yay köprüsünden resim çektirmeyi, etrafı izlemeyi unutmayın.
İşte denizden kısmetini alıp dönen bir tekne. Artık tuttuğu balıkları müşterilerine arz edecek. Bodrum misali, mavi ve beyaz tonlara boyanmış arsuz sokakları. Eski arsuz sokaklarında yaya yürüyüşü yapmayı, etrafı izlemeyi de unutmayın. Evet sevgili dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Arsuz'a gelmişken ne yenir, ne içilir hepsini anlatmaya çalıştım ama mutlaka deniz balığı yemeden, arsuz döneri yani İskender'in döneri yemeden, haytalı bıcı bıcı yemeden ve de denizine sıcak kumsalına girmeden gitmeyin derim. Ha bu ara unutmadan Kurtbağa Yanan Taşları, Kale Çevrik arasındaki 26 kilometrelik dünyanın en uzun bisiklet yolunu görmeden dönmeyin derim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Şimdilik bay bay.